Yeni yıla girerken, yani dünya güneşin etrafında bir turunu daha tamamlarken, hepimiz geç saatlere kadar oturduk, eğlendik, şarkılar, şiirler filan derken, gece saatler 12'yi gösterdiğinde hepimiz birbirimize sarıldık ve o mutlu anı hep beraber kutladık. O saatlere kadar ayakta durabilmemizi, kalabilmemizi sağlayan şey enerjimizdi. İçimizdeki yaşam enerjisinden söz etmiyorum. Evlerimizdeki ampulleri aydınlatan elektrik enerjisinden söz ediyorum. Sadece 100 yıl önce böyle bir imkanın olmadığına inanabilmek gerçekten çok güç. Olmadığı için de insanlar güneş batınca yatıp güneş doğunca kalkıyorlarmış. Ama şimdi enerjimiz, böyle camların içinde tuttuğumuz minik minik güneşlerimiz var ve bu sayede geç saatlere kadar oturabiliyoruz. Ama bazıları sadece oturmuyor, çalışıyor. 2022'de güneş doğunun ufkundan yükselmeye başlamadan hemen önceki saatlerde yine doğuda, Çin'de yapay bir güneş ısınmaya başladı. Bu yapay güneş 1056 saniye boyunca gerçek güneşin 5 katı sıcaklıkta çalıştı. 70 milyon derecede. Doğu kelimesini özellikle ve sürekli olarak vurguladım çünkü Çinlilerin yaptığı deneyin adı bu. East, İngilizce'de doğu anlamına geliyor. Açılımı Experimental Advanced Superconducting Tokamak. Evet, son kelime çok akılda kalıcı, tokmak gibi. Tokamak. Dünyadaki enerji problemini çözmek için yapılan deneylerden biri bu ve halkın daha iyi anlayabilmesi için de yapay güneş adı veriliyor. Çünkü sistem güneşin enerjisini yapay olarak dünyada üretebilmek için tasarlanmış. Normalde enerji nasıl üretiliyor? Bir şeyleri döndürüyorsunuz ve oradan enerji elde ediliyor. En basitinden bisikletin tekerleği dönüyor ve oradaki dinamo mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüyor ve bisikletin feneri yolu aydınlatıyor. Kömürü yakıp suyu ısıtıyorsunuz. Isınan suyu buhara dönüştürüyorsunuz. O buharda büyük bir basınçla pistonları, tekerlekleri hareket ettiriyor ve böylece enerji üretiliyor. Bunu böyle basit basit anlattığıma da bakmayın. Bu basit gibi gözüken konsept bir çağı kapattı, yenisini başlattı. Bu basit prensiple çalışan buharlı makinelerin ortaya çıkması endüstri devrimine yol açtı. Bu devrim de dalgalar halinde hala devam ediyor. Şimdilerde 4. endüstri devriminden söz ediliyor ama bana göre bu bir devrim değil, daha çok evrim. Yeni bir sürüm. Endüstri 4.0. Öte yandan dünyanın belli başlı ulusları yeni gerçek bir devrimin peşindeler. Çünkü bunun öncülüğünü yapanlar yeni çağın liderleri olacak. Enerjiyi kontrol eden dünyayı kontrol eder. Bu gerçeğin farkında olarak yeni enerji devrimiyle ilgili yarım yüzyıla aşkın bir süredir çalışmalar yapılıyor. Az önce sizlere bahsettiğim Çin'de yapılan o East deneyini bu büyük çerçevenin içerisinde okumak gerekiyor. Oradaki son harf T neydi? Tokmak değil, tokamak. 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 Bu tokamak da Rusçadan geliyor ve o da bir akronim, bir kısaltma. Manyetik bobinli toroidal oda demek. Yani şöyle simit gibi bir ortam. Sovyet fizikçiler ta 1950'li yıllarda bunun ilk örneklerini yapmışlar. Füzyon enerjisini elde edebilmek için. İşte ta o zamanlardan beri bu enerji türünü ve füzyon reaktörlerini yapabilmek pek çok ulusun düşlerini süslüyor. Şimdi böyle reaktör, hele bir de nükleer reaktör falan deyince hepimizin aklına Çernobil başta olmak üzere çeşitli tehlikeler, radyoaktif atıklar ve çevre kirliliği gibi konular geliyor çok haklı olarak. Tüm bunlar, yani yeryüzünde şu anda var olan nükleer reaktörler, füzyon reaktörleri. Çünkü bu tür reaktörlerde atomun çekirdeği parçalanarak füzyon türü bir enerji elde ediliyor. Bir de nükleer füzyon var. Yine atomun çekirdeği ile ilgili. Zaten nükleyi çekirdek demek. Ama burada çekirdek parçalanmıyor, tam tersine birleştiriliyor. Aynı güneşteki gibi. Güneş devasa bir nükleer füzyon reaktörü. Orada hidrojen atomları çarpışıp birleşip helyum atomlarına dönüşüyor. Güneşimiz her saniye 600 milyon ton hidrojeni helyuma çevirerek muazzam miktarda enerji açığa çıkarıyor.
çıkarıyor ama nasıl? Güneş devasa bir kütleye sahip olduğu için aynı zamanda devasa bir kütle çekimi de var orada. İşte bu devasa kütle çekimi Güneş'in özellikle çekirdek kısmında o füzyonu, kaynaşmayı, birleştirmeyi oluşturacak ideal koşulları sağlıyor. Fakat aynı koşulları Dünya'da sağlayabilmek çok zor. Yarım yüzyılı aşkın bir süredir pek çok yöntemle bu gerçekleştirilmeye çalışılıyor ve tüm bu yöntemler içerisinde en gerçekçi olabilecek, akla yakın olabilecek yöntemin de az önce sizlere bahsettiğim tokmak değil de tokamak yöntemi olduğu düşünülüyor. Tokamak. 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 Tokamak, füzyon enerjisini kullanmak için tasarlanmış deneysel bir makine. Aşırı sıcaklıklarda elektronlar çekirdeklerinden ayrılıyor ve maddenin iyonize hali olan plazma haline geliyor. Yüklü parçacıklardan yani pozitif çekirdekler ve negatif elektronlardan oluşan bu plazma, bizim bu soluduğumuz havadan 1 milyon kat daha az yoğun, çok zayıf ortamlar. Füzyon plazmaları, hafif elementlerin kaynaşabileceği ve enerji üretebileceği bir ortamı sağlıyor. İşte böyle vakumlu bir simit gibi tasarlanan bu tokamak makinesinin içinde atomların füzyonu yani birleşmesi, kaynaşması yoluyla elde edilen enerji kabın duvarlarında ısı olarak emiliyor. Tıpkı geleneksel elektrik santrallerinde olduğu gibi bu yüksek ısıyı buhar üretmek için kullanacaklar ve onunla da tribünleri, jeneratörleri çalıştırıp elektrik üretecekler. Peki her şey iyi, güzel. Peki 60 küsür seneden beri neden kimse bir şey yapamamış? Çünkü bir problemi teorik olarak çözmek yeterli değil. Yoksa ağzı olan herkes konuşuyor işte benim gibi. Önemli olan onu pratik olarak hayata geçirebilmek. Ve bunun için de çokça deneme yapmak, çokça risk üstlenmek gerekiyor. Bugüne kadar yapılan 100'den fazla denemede füzyon enerjisi üretildi ama onu üretebilmek için daha fazla enerji harcandı. Sırf bu ampulü yakabilmek için 2 ampullük enerji kullanmak gibi düşünebilirsiniz. Bu durumda Q değeri diye bir şey var. O 0.50 oluyor. Yani 1'in altında kalıyor. Eğer siz bir ampulü yakmak için 1 ampullük enerji kullanırsanız bu durumda Q eşittir 1 oluyor. Bunu bir kenara yazın. Eğer koyduğundan daha fazlasını alamıyorsan o zaman bu işin ne pratik ne de ekonomik herhangi bir değeri yoktur, öyle değil mi? Bir adım atıp 2 adım geri gelirsen ilerlemiş olur musun? Hayır. İşte Çin geçen yıl 2021'de 2 adım birden attı. Önce Mayıs'ta 120 milyon derecelik bir deney yaptı ve 101 saniye boyunca reaktörü bu sıcaklıkta tutmayı başardı. Ve geçtiğimiz hafta bu kez nispeten daha düşük bir sıcaklıkta 70 milyon derecede deneyi gerçekleştirdi ama 1056 saniye boyunca yani 17 dakikadan uzunca bir süre onu bu sıcaklıkta tutmayı başardı. Bu bir rekor. Çok önemli bir kilometre taşı. Dediğim gibi bu deneyin yapıldığı yer Çin ama aslında deney çok daha büyük bir projenin parçası olarak gerçekleştirildi. ITER projesinin. Bu sadece Çin'le ilgili değil, uluslararası bir proje. Hani hep uluslararası uzay istasyonundan, ISS'ten söz ediyoruz ya. Bunu da yeryüzündeki ISS gibi düşünebilirsiniz. Uzayı değil de yeryüzünde temiz, sürdürülebilir ve yüksek verimli enerji üretim yöntemlerini araştırmak için kurulmuş bir organizasyon. Bunu özellikle ISS'e benzetiyorum. Öte yandan yeryüzündeki yine büyük bilimsel projelerden biri olan CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısına da benzetebiliriz. Çünkü ITER tüm zamanların en büyük, en iddialı bilimsel deneylerinden birini yapmaya hazırlanıyor. 2010 yılından beri Fransa'nın güneyinde 42 hektarlık bir arazide devasa bir nükleer füzyon reaktörü inşa ediyorlar. Oraya 1950'lerden beri yapılan tüm tokamaklardan, en son Çin'deki East deneyinde kullanılandan çok daha büyüğünü 2020'de taktılar. 23 bin tonluk bir makine bu. Eyfel Kulesi'nin bile 7300 ton olduğunu düşünecek olursak onun 3 katından daha fazla. Bu tokamağın içindeki manyetik alanı oluşturabilmek için 100 bin kilometre uzunluğunda süper iletken teller kullanıldı. Ana reaktörü 2025'te çalıştırıp ilk testleri yapmaya başlayacaklar. Peki ne olacak bu testlerde? Ortalık epeyce bir ısınacak. Size bunu bir infografikle anlatmaya çalışayım. Güneşin yüzey sıcaklığı 6000 santigrat derece. Çekirdeğinin sıcaklığı 15 milyon santigrat derece.
Bu devasa projenin bir parçası olarak geçen hafta Çin'de yapılan deneyle ulaşılan sıcaklık 70 milyon santigrat dereceydi. Bu proje 2025'te hayata geçtiğinde hedeflenen sıcaklıksa 150 milyon santigrat derece olacak. Güneşin en sıcak noktası olan çekirdeğinden 10 kat daha sıcak. Daha da önemlisi, o verimliliği ifade eden Q değeri vardı ya, şimdilerde en fazla 0.67 değeri yakalanabilmişti. Onu da 1'e değil, 10'a çıkartmayı hedefliyorlar. Kısa vadede hedefleri 400 ila 600 saniyelik süreler boyunca 50 megawattlık bir enerji verip 500 megawattlık füzyon gücü elde edebilmek. Peki kim bunlar? Kim bu devrimsel enerji gücünü elde etmeye çalışıp daha sonra onu kontrol edecek olan kişiler? Bu iş öyle kişilerle, ailelerle filan yapılamaz. Böylesine büyük bir projeyi ancak ülkeler bir araya gelerek birleşip yapabilirler. O yüzden size CERN'ü, ISS'i örnek olarak verdim. Bu projenin toplam maliyetinin 45 ila 65 milyar dolar civarında olacağı öngörülüyor ama o öngörüler çok yükseklere çıkabilir. Böylesine riskli bir bilimsel deneye bu miktarlarda yatırımı da ancak ülkeler bir araya gelerek yapabilir. Burada da öyle olmuş. Başta Çin olmak üzere Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya zaten bu füzyon enerjisi araştırmaları konusunda dünyanın öncü ülkeleri. Bu konularda kendileri bağımsız olarak da yıllardır çalışıyorlar. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde MIT Üniversitesi'nde Bill Gates'in maddi olarak da desteklediği Spark adında bir proje var. Onlar da geçtiğimiz Eylül ayında çok önemli bir gelişme kaydettiler. Kendi içlerinde bu şekilde çalışırken bir yandan da dışlarında ezeli rakipleri Rusya ve Çin'le bile işbirliği yapıp bu ITER projesinde füzyon enerjisini elde etmenin yollarını arıyorlar. Bunlara bir de Japonya ve Hindistan da eklenmiş ki Hindistan da yine geleceğin süper gücü, süper devleti olma konusunda çok önemli adımlar atan, özellikle enerji konularında söz sahibi olmaya çalışan ülkelerden biri. Projenin son ortağı Avrupa Birliği ve tabii ki ona bağlı 27 ülke. Yani aralarında Kıbrıs bile var. Bunları niye söylüyorum? Çünkü projeye katkı sağlayan bu üye ülkeler, bilimsel sonuçların %100'ünden ve üretilen tüm fikri mülkiyetten faydalanacaklar. Komşularımız Avrupa Birliği'ndeki Yunanistan, Bulgaristan, öbür tarafta Rusya, altta Kıbrıs, hepsi. Brexit'le Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı alan İngiltere bile bu projeyi bırakmadı, şerh düşüp ayrılmama kararı aldı. En son 2017'de Kazakistan bile teknik işbirliği anlaşması yapıp bir şekilde bu projeye dahil olmaya çalıştı. Toplamda 35 ülke katkı sağlıyor çünkü ne dedik? Enerjiyi yöneten dünyayı yönetir. 1950'lerden beri teorik olarak üzerinde çalışılan, 1985'ten beri bir proje olarak gündeme getirilen, 2010'dan beri inşa edilen böylesi yenilikçi fikirlerin bir ucundan da biz tutamaz mıyız? Biliyorum bu projeler yatırım anlamında çok riskli ve çok uzun vadeli, getirisi hemen olmayacak. Ama gelecekte çok büyük kazanımlar elde etmek için böylesi riskli yatırımlara da bir şekilde girişmek gerekmez mi? En azından insan kaynaklarını böylesi yenilikçi enerji alanlarına odaklamak, yönlendirmek faydalı olmaz mı? Çin'in yaptığı son deneyde çalışan o insanlara bakıyorum. Hepsi de genç. Potansiyel olarak, zeka olarak bizden hiçbir farkları yok. Fark, farkındalıkta mı acaba? Geçen yüzyılda böyle küçük kavanozların içine enerjiyi yerleştirdik. Onu istediğimiz gibi açıp kapayarak kontrol etme gücüne kavuştuk. Bu yüzyılda aynı kavanozun içine güneşi yerleştirebilme ihtimalinden söz ediyoruz artık. Evet, füzyon enerjisi bu demek. Ve evet, füzyon enerjisi yıllardır çok şey vaat ediyor ve henüz çok somut olarak bir şey yapmamış durumda. Henüz emekleme aşamasında. Ama bilim insanları tarafından nihai temiz enerji kaynağı olarak tanımlanıyor. Zaten tam da bu yüzden. Yani füzyon için, yani iki atomu birleştirebilmek için 35 ülkeden 40 farklı dili konuşan binlerce insan canla başla gece gündüz yıl sonu yılbaşı demeden çalışıyor, çabalıyor. Çünkü atomlar birleştiğinde ortaya çıkan güç, onu parçaladığınızda ortaya çıkan güçten kat kat daha fazla. Sanırım
doğa bu şekilde bize sessiz bir mesaj vermeye çalışıyor.